Merhaba arkadaşlar, çıkmış sorularda kaldığımız yerden devam ediyoruz. bayağı bir soru çözeceğiz. Bakıyorum da şöyle çekeceğim bayağı bir video var şu an. Ee, yaklaşık bir hani hepsi birlikte toplam bir 20-25 videomuz olacak yani haberiniz olsun. Şimdi başlayalım. Replikasyon ve protein sentezi ile ilgili çıkmış sorulara bakacağız. Bakalım. 2013 Fen ÖABT'de çıkmış. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi prokaryot ve ökar hücrelerde translasyon sırasında görünmez. Translasyon neydi? Mesajcı reyna gidip ribozoma bağlanıyor. Ribozomun küçük alt birimine daha sonra büyük alt birimle bir araya gelerek protein sentezini gerçekleştiriyor. Diyor ki başlama ve dur kodonlarının işlev görmesi her ikisinde de yani prokaryotlarda da ökaryotlarda da başlama ve dur kodonlar işlev görür. Başlama kodonumuz neydi? A, U, G kodonuydu ve metiyonin aminoasitine denk geliyordu. Bitiş kodonları neydi? Durdurucu kodonlar. U, A, A. U, A, G ve U, G, A. Bunlar arkadaşlar e, herhangi bir amino asite denk gelmez. Yani amino asit şifrelemiyorlar. Direkt bu kodonlar geldiği anda e, protein sentezi duruyor. Mesajcı RNA'nın ribozomun küçük alt birimine bağlanması her ikisinde de küçük alt birime bağlanıyor. Aynı anda birden fazla ribozomda translasyon gerçekleşmesi burada bu olay poliribozom veya polizom dediğimiz olaydır. Peki nedir bu polizom olayı? Bir tane mesajcı RNA kullanılarak Bakın bir tane mesaj reynamız var. Bu mesaj reyna kullanılarak e, birçok ribozomda aynı proteinden üretilebiliyor arkadaşlar. Şunlar da proteinler ve böylece e, tek bir proteinden çok sayıda üretilmiş oluyor. Tek çeşit proteinden biz buna polizom diyoruz. Bunu yine yapabilir arkadaşlar tabii ki hem prokaryot hem de ökaryotlar. Ribozomun büyük alt biriminde amino asitlerin birbirine bağlanması e, büyük alt biriminin ve küçük alt biriminin hani bir araya geliyorlar. Daha sonra büyük alt biriminde bulunan e, o bölgeler vardı. Hatırlarsan işte çıkış bölgesi vardı, bağlanma bölgesi vardı. Aminoaşit reynanın bağlandığı, t aminoasit reynanın bağlandığı bölgeler vardı arkadaşlar. E, dolayısıyla bu hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda gerçekleşen bir olaydır. E şıkkında diyor ki bir taşıyıcı reyna molekülünün farklı amino asitleri taşıması. Şimdi bakın Genellikle bir taşıyıcı RNA bir tane aminasi taşır tamam mı? Genellikle bir taşıyıcı RNA bir aminasi taşıyor arkadaşlar farklı aminasitleri taşımıyor. Neden? Çünkü her bir kodonun karşısına taşıyıcı RNA'da denk gelen antikodonlar vardır. Antikodon. Dolayısıyla burada bir taşıyıcı reyna bir tane amino asiti taşıyor arkadaşlar. Farklı amino asitleri taşıyamıyor. Cevabımız edirne seçeneği olacak. İkinci sorumuz. Aşağıda bir DNA parçasına ait bazı üçlü kodonlar numaralandırılarak verilmiştir. Bu DNA parçası ile ilgili olarak diyor hangileri doğrudur? Şimdi ilk önce şu DNA parçasını bir tamamlayalım. Arkadaşlar burada DNA parçasını tamamladığımızda bakın guanin'in karşısına sitozin, sitozinin karşısına guanin, adenin'in karşısına timin DNA parçası dediği için. Daha sonra karşı tarafı tamamlıyorum. Timin'in karşısına adenin, guanin'in karşısına sitozin, timin. Direkt hızlı hızlı yazayım ben bunları. Guanin, adenin, sitozin 2 numaraya geldiğim zaman 2 numarayı bilmiyorum. Çünkü karşılıklı zincirleri vermemiş bize. 1 numaraya geldiğimiz zaman adeninin karşısına timin, sitozin karşısına guanin, timinin karşısına adenin. Diyor ki DNA'nın L zincirinin kalıp olarak kullanıldığı durumda bu zincirin 1 ve 4. kodonu aynı amino kodlar. Bakalım DNA'nın L zincirini kodladığımız zaman DNA'nın L zinciri değil mi? Diyor ki birinci ile dördüncü kodun aynı amnesit. O zaman şifrelerin aynı olması lazım. 1'e bakıyorum TGA, 4'e bakıyorum TGA. O zaman aynı amnesit şifreliyor. Bu doğrudur. Diyor ki DNA'nın K zincirini kalıp olarak kullanıldığı durumda 5. kodonun şifresiyle bu kod tarafından şifrelenen amino asit taşıyıcı amino taşıyan RNA'nın antikodunu aynıdır. Şimdi bakıyorum. 5 koduna. K zincirinde 5 koduna bakıyorum. G, -C -A, değil mi? Ee, bizim taşıyıcı RNA'yı bulabilmemiz için ilk önce DNA'dan mesajı RNA'yı sentezlememiz gerekiyor. Mesajı RNA'dan da taşıyıcı RNA'yı sentezlememiz gerekiyor. Şimdi DNA'dan mesajı RNA'yı sentezleyelim. Ne olur? Guaninin karşısına sitozin. Stozinin karşısına guanin, adeninin karşısına urasil gelir RNA olduğu için. Taşıyıcı RNA sentezleyelim. Sitozin'in karşısına guanin, guanin'in karşısına sitozin, urasil'in karşısına da adenin. İkisi birbirine aynı oldu mu? Oldu. O zaman bu ne olur? Aynı olur. Şimdi burada sentezleme ile ilgili yani bu şifreleri birbirine dönüştürme ile ilgili size bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar eğer DNA'dan DNA'nın şifresini vermiş, size direkt taşıyıcı RNA'yı istiyorsa eğer ki içerisinde timin varsa onu urasil ile çevirin. Timin yoksa olduğu gibi yazın. Mesela buradan ben taşıyıcı RNA'yı sentezlersem eğer yani birinci kodondan ne olur taşıyıcı RNA'mız adenin, sitozin, urasil olur. Yani timinin yerine ne yazıyorum? Urasil yazıyorum. Timinin yerine urasil yazdığım zaman taşıyıcı RNA'nın e, şifresini bulmuş oluyorum. Diğerleri zaten birebir aynıdır. 3'e geliyorum. DNA'nın K ve L zincirlerinin 2 ile gösterilmiş kodonlarında karşılıklı olarak en fazla 6 çeşit nükleotit bulunabilir demiş. Burada 6 çeşit nükleotit derken şöyle düşünün. En fazla 6 çeşit demiş. Arkadaşlar 2 ile gösterilen kısımda diyor karşılıklı olarak en fazla 6 çeşit nükleotit. Bizim DNA'da bulunan nükleotit çeşitlerimiz nelerdir? Adenin, timin, guanin ve stozin nükleotitleridir değil mi? Kaç çeşit e, nükleotit var. 4 çeşit. Burada 6 çeşit dediği için bu ne olacak? Yanlış olacak. DNA'nın L zincirinin kalıp olarak kullanıldığı durumda 3. kodona karşılık gelen mesajlı RNA kodunun baz üçlüsü GUC olacaktır. Bakın hangi zincir diyor? L zinciri diyor. Alttaki zincir. 3. kodona karşılık bakın buna karşı ne gelecek mesajlı RNA'da? sitozin'in karşısına Guanin Timinin karşısına Adenin Guanin'in karşısına sitozin GAC. Burada ne diyor? GUC. Yanlıştır. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğru. Cevabımız Bursa seçen pardon Ceyhan seçeneği olur arkadaşlar. 1 ve 2. Gelelim diğer sorumuza. DNA'nın replikasyonu sırasında gerçekleşen hata okuma olayının gerçekleşme nedeni hangisidir? Şimdi hata okuma olayı dediğimiz nedir? Mesela DNA'da şöyle adenin, timin, guanin, sitozin bu şekilde sentezlenerek geliyor. Diyelim ki guanin'in gelmesi gereken yere sitozin geldi. Hemen hata okuma mekanizması devreye giriyor ve buradaki hatayı tespit ediyor arkadaşlar. Bu tespiti yaptığı zaman da DNA kendisini düzeltip tekrar yani tamir edip tekrardan geri gelip hata okuma mekanizmasında onaylandığı zaman DNA'nın eşlenmesi tamamlanmış oluyor. Burada ne olacak? Diyor ki bunun gerçekleşme nedeni hangisidir? Tabii ki baz eşleşmelerini e, doğru yapmak için yani nükleotit eşleşmelerinin eklenmesini doğru yapmak içindir. Anoploidinin ortaya çıkmasının önlenmesi. Anoploidi neydi? E, kromozom sayısının farklı olmasıydı arkadaşlar. Bunun kromozom sayısı ilgisi yok. DNA'da gerçekleşen bir olaydır. Sayı ile ilgili değildir. DNA'da meydana gelen kırıkların onarılması. Kırıklar değil. Yanlış baz eşleşmesi dedik replikasyonu gerçekleştirilemeyen lineer DNA uçlarının telomer yardımıyla eşlenmesi bu da değildir. Bu telomeraz yardımıyla eşlenmesi arkadaşlar zaten işte telomerik bölgeden gerçekleşen bir olaydır. Hata okumayla ilgisi yoktur bunun. Yeni sentezlenen DNA zincirine katılan yanlış nükleotitlerin bakın yanlış nükleotitleri ne yaptık burada düzelttik temel olay, olayımız budur. Gerçekleşme nedeni. Replikasyonda zincire katılan RNA primerlerinin deoksiribonükleotitlerle değiştirilmesi. Burada RNA primerlerinin Deoksiribonükleotitlerle değiştirilmesi hata okuma mekanizması tarafından gerçekleştirilmiyor. Burada arkadaşlar, replikasyonun başlaması için gerekli olan bir olaydır. RNA primerinin değiştirilmesi dolayısıyla hata okuma mekanizması ilgisi yoktur. Cevabımız yanlış baz eşleşmelerini kurtarmak içindir. Diyor ki, DNA'nın replikasyonunda hangisine ihtiyaç yoktur? RNA primaz. RNA primaza ihtiyacımız var. Çünkü RNA primerini sentezleyeceğiz. Sonrasında o RNA primerinden DNA sentezi başlayacak. O yüzden ihtiyaç vardır. DNA polimeraz zaten nükleotitleri ekleyen enzimdir. DNA ligaz hani o kazaki parçaları vardı ya şöyle bir zincir kesintisiz sentezleniyordu ama diğer zincir bu şekilde kesintili sentezleniyordu arkadaşlar. Bu kesintili zincir arasındaki şu bağları kuran hangi enzimdi? DNA ligazdır ihtiyaç vardır. Helikaz DNA zincirleri arasındaki hidrojen bağlarını kırmak için kullanılır. İhtiyaç vardır ama restriksiyon endonükleaz biyoteknolojide kullanılan DNA'daki gerekli gen bölgelerini kesen enzimlerdir. Burada biz DNA'yı replike ediyoruz. DNA'dan bir gen bölgesi almıyoruz. O yüzden bu enzime ihtiyaç yoktur arkadaşlar. 5. soruya gelelim. Diyor ki aşağıdaki şekilde kromozom yapısında görülen bir değişiklik meydana gelmiştir. Şimdi bu mutasyonların bazılarını kalıtım sorularına ekledim, bazılarını da buraya ekledim. Hani e, çok bir yerde birikmesin, çok fazla soru olmasın diye. O yüzden bir kısmını kalıtımda işledik, çözdük. Bir kısmını da protein sentezinde çözeceğiz arkadaşlar. Diyor ki dikey oklar kromozomların kırılma noktalarını taralı, taralı yerler ise yeniden düzenlemenin etkilediği kromozo kromozomal kısımları göstermektedir. Buna göre şekildeki kromozomun yapısında görülen değişiklik hangisini örnektir? Hatırlarsanız dün e, kalıtımla ilgili soru çözerken yine bunlardan bahsetmiştik. Delesyon neydi? Parça kaybıydı. Burada parça kaybı var mı? Yok. Buradaki BCD bölgesi ters dönmüş, yerine yapışmış. Bakın, ters dönme olayı var. Ters dönme olayı neydi? İnversiyondu. İnversiyonda ters dönüp yerine yapışıyordu arkadaşlar. Duplikasyon ne demek? Mesela eğer şöyle BCD dedi, ABCD. Daha sonra BCD'yi tekrarladı. O zaman duplike olmuş demektir. Yani iki kez tekrarlanmış demektir. Duplikasyon bu. Translokasyon yer değiştirmedir. Başka bir gen bölgesiyle yer değiştirme olayıdır. Anoploide de zaten kromozom sayısına meydana gelen mutasyonlardır. Cevabımız inversiyon olacak. Bir de insersiyon vardı. İnsersiyon neydi? İkisini karıştırmayın demiştim. Eğer BCD bölgesine diyelim ki bir tane de e, K nükleotidi gelip eklenirse bu neydi? İnsersiyondu. Farklı bir nükleotidin eklenmesiydi arkadaşlar. İnsersiyon e, olayı. Gelelim 2014 Fen Ne diyor soruda? Diyor ki Aşağıda bir DNA zincirindeki CCG genetik kodun bir nokta mutasyonuyla CCA'ya dönüşümü gösterilmiştir. Proteinin aktif merkeziyle ilgili bu nokta mutasyonundan sonra da aynı işlevsel protein molekülünün sentezlenmesi söz konusu olduğuna olduğuna göre. Şimdi bakın CCG ile de A aminoasiti buraya ekleniyormuş. CCA ile de A aminoasiti buraya ekleniyormuş. Bunun temel sebebi nedir? Arkadaşlar bunun temel sebebi bir amino asit farklı şifreler tarafından şifrelenebilir, farklı kodonlar tarafından. Dolayısıyla bunun temel sebebi budur. Bize bunun hangisinin doğru olduğunu sormuş. Mutasyon ile ilgili genetik kodu durma sinyaline dönüştürmüştür. Durma sinyali olsaydı protein sentezi burada dururdu. Ama aynı protein üretilmiş. O zaman durma yok. Mutasyon ilgili genetik kodu aynı aminoasiti şifreleyen diğer bir genetik koda dönüştürmüştür. Evet bakın A'yı sentezlerken yine A'yı sentezliyor. Doğru. Bu mutasyon bir sessiz mutasyondur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ee, protein yapısında herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyen bir mutasyon ortaya çıkıyorsa biz bunlara sessiz mutasyon diyoruz. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği oluyor. Yedinci sorumuz. Hücrelerde gerçekleşen olaylarından hangileri kural olarak prokaryotlara özgüdür? Bakalım. Transkripsiyon sırasında DNA iplikçiklerinden birinin anlamlı zincir olarak işlev görmesi. Bu anlamlı ve... Ee tamamlayıcı zincir olayı arkadaşlar hem prokaryotlarda vardır hem de ökaryotlarda vardır. Eğer iki tane zincirden diyelim ki şu birinci zinciri ben protein sentezi için kullanıyorsam bu anlamlı zincirdir. Diğer zincir de tamamlayıcı zincirdir. Dolayısıyla bütün canlılarda bu vardır. Transkripsiyonun sonunda oluşan mesajcı rehnanın ek işleme tabi tutulmadan önde giden ucuna ribozomların takılması. Şimdi bakın mesajcı reyna hani transkripsiyon sonunda mesajcı reyna oluşuyor ya bu mesajcı reyna herhangi bir işlem yapılmadan direkt gidiyor ribozoma bağlanıyor. Ama ökaryotlarda şöyle bir durum var. Ökaryotlarda Poli A kuyruğu ekleniyor arkadaşlar. 5 üssü uçları düzenleniyor. Dolayısıyla ökaryotlarda bu üretilen mesajcı reyna da bir düzenleme gerçekleşirken prokaryotlarda üretilen mesajcı reyna gidip direkt ribozoma bağlanır. Bu prokaryotlara özgüdür. Ribozomlarda mesajcı reyna molekülündeki baz dizilerinin polipeptidin amino asit dizileri şeklinde tercüme etmesi. Bu zaten yine ribozomlarda mesajcı reyna gidiyor ribozoma bağlanıyor. Oradan amino asitler işte yan yana gelerek ne oluşturuyor? Proteini. Bu olay arkadaşlar hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda görülür. Ama sadece prokaryotlara özgü olan hangisidir? Yalnız ki. Ökaryotlarda poli A kuyruğu takılıyor. 500 su ucu düzenleniyor. Ama prokaryotlarda üretilen mesaj reyna gidip direkt olarak ribozoma bağlanıyor. 8. sorumuz. Bakteriler ve ökaryotik organizmalarda DNA'nın replikasyonu sırasında diyor hangileri ortaktır? Bakalım çok sayıda replikasyon orijinine sahip olma. Arkadaşlar bu ökaryotik canlılara özgü bir durumdur. Bakterilerde tek bir orijin vardır. Ökaryotlarda çok fazla orijin vardır. DNA polimerazların replikasyonu 5 üstü yönünden 3 üstü yönüne doğru gerçekleştirmesi. Bu hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda değişmez. Ortaktır. 5 üstü yönünden 3 üstü yönüne doğru gerçekleşir. DNA'nın uç kısımlarının eşlenmesine telomerazların yardımcı olması, telomeraz aktivitesi yine ökaryotlarda görülür. Çünkü prokaryotlarda DNA halkasal olduğu için bu uç kaybolması gibi bir durum yoktur arkadaşlar ama. Ee... Ökaryotlarda doğrusal bir DNA'ya sahip oldukları için şu uç kısımlarında kayıplar meydana geliyor. Bu kayıpları engelleyenler de nedir? Telomeraz enzimleridir. Dolayısıyla bu ökaryotlarda görülür. Bize ortak olanı sorduğu için cevabımız yalnız 2 olacak. 9. sorumuz Bir hücrede kısa sürede bir proteinden fazla sayıda üretilmesinde hangileri etkili olur? Ne demiştik? Kısa sürede bir proteinden fazla sayıda üretiyorsa birçok ribozom yan yana gelmiştir. Tek bir mesajcı RNA'yı kullanarak protein sentezliyordur. İlgili mesajcı RNA dizisinde 20 çeşit aminoasiti kodlayan tüm kodonların bulunması. Bununla bilgisi var mı? Yok değil mi? 20 çeşit aminoasiti kodlayan tüm kodonlar bulunsa da sonuçta tek bir protein üretiliyor. O yüzden bununla bilgisi yoktur. Protein sentezi ile ilgili mesajcı RNA'nın çok sayıda kopyasının üretilmesi. Şimdi tek bir ribozom tek bir mesajcı RNA'ya bağlanarak bir tane protein üretiyor. Eğer ben bu mesajcı RNA'ları çok sayıda üretirsem çok sayıda gidip ribozoma bağlanır ve aynı proteinden çok sayıda üretirim bu olur. İlgili mesajcı RNA dizisinin aynı anda çok sayıda ribozom tarafından tercüme edilmesi. Bakın benim anlattığım bu olay yani polizom olayı bu da e, gerçekleşir etkili olur. Cevabımız olacak 2 ve 3 Edirne seçeneği olur. 10. sorumuz. Orak hücre anemi hastalığında hemoglobinin met beta zincirlerinde glutamatı şifreleyen kodla meydana gelen bir mutasyon polipeptit sıra, e, sentezi sırasında ilgili proteinin yapısına glutamat yerine valin aminoasitinin katılmasını sağlar. Buna göre orak hücre anemi hastalığına yol açan bu mutasyon hangisine örnek oluşturur? Arkadaşlar biz bu mutasyonlara bakın glutamat yerine valin geliyorsa yanlış anlamlı mutasyon diyoruz. Peki diğerleri nedir? Letal mutasyon öldürücü mutasyondur. Direkt canlının veya hücrenin ölümüne sebep olur. Çerçeve kayması mutasyonu da şöyle bir durumdur. Bakın mesela elimizde şöyle bir zincir var. Şöyle bir zincir var. İşte adenin, timin, guanin, sitozin, işte timin, adenin kaç oldu? altı oldu. Burada normalde üçlü kodonlar nasıldır? Şu şekilde 3 3 şeklindedir. Diyelim ki araya Geldi bir tane daha kodon şey girdi nükleotit girdi. Mesela şuraya bir tane sitozin geldi girdi. Bu sefer ne olacak? Bakın üçlü nükleotitler şu şekilde olacak. Adenin timin sitozin. Guanin sitozin timin adenin de yanında ne geliyorsa o. Buradaki kodonlar kaydı mı buradan? Kaydı. Biz buna çerçeve kayması mutasyonları diyoruz. Anlamsız mutasyon veya nokta mutasyonu dediğimiz ise şudur. Proteinin yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmeyen mutasyonlardır. Pardon o sessiz mutasyon. Özür sessiz mutasyon proteinin yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmeyen mutasyondur. Anlamsız mutasyon ise durdurucu kodona eğer dönüşüyorsa arkadaşlar bu da anlamsız mutasyondur. Evet geliyorum diğer sorumuza. Ökaryotik hücrelerde olaylarının gerçekleştiği hücre kısımları hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi ökaryotik hücre dediği için replikasyon nerede olacak? Çekirdekte. Transkripsiyon. DNA neredeyse orada olur. O yüzden çekirdekte. İntronların kesilip çıkarılması. Şimdi bu intron dediğimiz nedir? intron dediğimiz e, RNA, mesajı RNA üretilirken arkadaşlar arada gerekli olmayan bölgeler vardır. Bu bölgelerin kesilip çıkarılması gerekiyor. Bu bölgelerin kesilip çıkarıldığı yerde yine mesajcı reyna neredeyse orada olacak. Yani çekirdekte olacak. Translasyon olayı da ribozomlarda gerçekleştiği için ribozomda sitoplazmada olduğu için hangi nerede gerçekleşir? Sitoplazmada. O zaman 1 2 3 çekirdek 4 sitoplazma olur. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Diğer sorumuza geçelim. Ne diyor 12. soru? Diyor ki İnsan karaciğer hücrelerinde normal olarak biyosentez olaylarından hangileri gerçekleşmez? Şimdi DNA'dan DNA sentezlenir. Karaciğer hücresi bölünebildiği için DNA'dan DNA'yı sentezleyip bölünebilir. DNA'dan RNA bu da protein sentezi için gereklidir. Değil mi? Mesajcı RNA üretilir, taşıyıcı RNA, ribozomal RNA üretilebilir karaciğer hücrelerinde. RNA'dan protein sentezi de olur stoplazmalarda ama RNA'dan, RNA'dan DNA sentezlenmez. Bunu yapabilen sadece virüslerdir. Ee, neydi? O virüslerin adı retrovirüsler miydi? Ters transkriptaz enzimleri vardı arkadaşlar bunların. Dolayısıyla RNA'dan DNA'yı sentezleyebiliyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam retrovirüsler olması gerekiyordu ismi. Dolayısıyla insan karaciğer hücresinde hangisi gerçekleşmeyecek? RNA'dan DNA sentezi gerçekleşmeyecek. Yani cevabımız yalnız 3 aşıkkı olacak. 13. soru aşağıdakilerden hangisi ökaryotik kromozomlar ile prokaryotik kromozomların ortak özelliklerindendir? DNA'larındaki e, iki zincir birbirine antiparaleldir. Yani bir ucu 5 üssü 3 üssü diğer ucu da 3 üssü 5 üssü her ikisinde de yani tüm canlılarda arkadaşlar bu durum vardır. Dolayısıyla ortak olan bu. Diğer yerine bakalım. DNA'ları nükleozomlar içerisinde paketlenmiştir. Nükleozom ne demek? DNA'lar arkadaşlar bir proteinle çevreleniyor. Biz buna nükleozom diyoruz. Bunu ökaryotlarda görüyoruz. DNA'ları çekirdekte bulunur. Çekirdek zaten ökaryotta bulunuyor. RNA DNA'ları doğrusaldır. Doğrusal olan kiminki ökaryotlarıdır. Replikasyon orijinlerdeki orijinlerindeki diziler aynıdır. Bu da arkadaşlar bakın replikasyon orijinleri diyor. Birden fazla orijine sahip olan kimdir? Ökaryottur. Bakterilerde, prokaryotlarda bir tane orijin vardır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. 14. sorumuz. Nükleik asit çeşitleri ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Bakın nükleik asit çeşitleri diyor. Hem DNA aklımıza gelecek hem de RNA. Diyor ki bazlarının toplam sayısı pirimidin bazlarının toplam sayısına eşittir. Bu DNA için geçerlidir. DNA çift zincirli olduğu için pirin bazlarıyla pirimidin bazlarının sayısı birbirine eşit. Pirin bazları neydi? Adenin ve guanin. Pirimidin bazları da sitozin, timin, urasildir. DNA'da urasil yok. Adeninin karşısına timin, guaninin karşısına da sitozin geldiği için birbirlerine eşit oluyor sayıları. Nükleotitler birbirlerine hidrojen bağlarıyla bağlanarak polimer oluşturur demiş. Arkadaşlar burada ee, nükleotitler birbirine hidrojen bağlarıyla bağlandığı DNA'dır. Bakın RNA'larda da ribozomal RNA'da ve taşıyıcı RNA'da da bu görülebiliyor. Ama e, ee, mesajcı reynada böyle bir durum olmadığı için kesinlikle doğrudur almıyoruz ki zaten ribozomal reynada hidrojen bağlarının bulunduğu da son zamanlarda ortaya çıkmıştır hani Baştan beri gelen bir bilgi değildir. Nükleik asitler nükleotit olarak isimlendirilen monomerlerden oluşmuş polimerlerdir. Evet nükleik asitlerin yapı taşı nedir? Nükleotittir. Dolayısıyla her ikisi için ortaktır arkadaşlar. Kesinlikle doğrudur. Cevabımız C şıkkı yalnız 3 olacak. 15. soru. Ökaryotik hücrelerde mesajcı RNA sentezlenmesi sürecinde olaylarının gerçekleşme sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? İlk önce okuyalım. İntronların çıkarılması, ekzonların birleştirilmesi, öncül mesajcı RNA'nın 3' üst ucuna poli-A kuyruğunun eklenmesi, öncül mesajcı RNA'nın 5' üst ucuna başlık eklenmesi. Şimdi mesajcı RNA sentezi bittikten sonra ilk önce üssü ucuna başlık ekleniyor. Tamam, mı? birinci sırada bu gerçekleşiyor. Sonrasında poli a kuyruğu ekleniyor. Yani ilk önce ne yapıyor? üç kısımları düzenliyor. 3 uç kısımları düzenledikten sonra ara kısımlara geliyor arkadaşlar. İkinci sırada bu. Sonra aralarda dedim ya böyle kod olmayan bölgeler vardır. Biz bu bölgelere intron diyoruz. Intronlar. İlk önce intronlar çıkarılır. 3. sırada bu. Sonra da geriye kalan ekson bölgeleri yani kod oluşturan bölgeler birleştirilir. En son sırada da bu gerçekleşir. Dolayısıyla cevabımız nasıl olacak? 4 3 1 2 şeklinde olur. Edirne seçeneği olur. 16. soru. Aşağıda bir polipeptit sentezini sağlayan DNA'nın bir parçasının nükleotit dizilimi ve bu nükleotitlerin kullandık, e, kodladıkları amino asitler verilmiştir. Diyor ki bu DNA'da diyor ha şurada şeklinde meydana gelen mutasyon çeşitleri hangisinde doğru verilmiş? Mutasyonları eşit, e, eşleştireceğiz. İkinci kodonun birinci nükleotidinin sitozine dönüşmesine bağlı olarak lösin aminaziti yerine valin aminazitinin geçmesi. Bu neydi? Yanlış anlamlıydı değil mi? Yanlış anlamlı mutasyondu. Üçüncü kodun üçüncü nükleotidinin guanine dönüşmesine bağlı olarak aminazit değişiminin olmaması bu neydi arkadaşlar? Sessiz mutasyon. Herhangi bir değişiklik olmuyordu. Diyor ki 5. kodonun 1. nükleotidinin adenine dönüşmesine bağlı olarak protein sentezinin sonlanması. Eğer sonlandırıyorsa neydi? Anlamsız mutasyondu. Anlamsız. O zaman ne olur? Yanlış anlamlı, sessiz anlamsız. Yani cevabımız Edirne seçeneği olur arkadaşlar. Gelelim 17. sorumuza. Ökaryotik hücrelerde polipeptit sentezi sırasında olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bakalım. Öncül mesajcı reynanın bazı kısımlarının çıkarılarak değişikliğe uğratılması. RNA transkriptinin oluşturulması, mesajcı RNA ve taşıcı RNA'lar arasında baz eşleşmelerinin yapılması. Şimdi biz polipeptiz sentezi sırasında ilk önce hangisi gerçekleşiyor buna bakacağız. İlk önce ne oluşturmamız lazım? RNA'yı, mesajcı RNA'yı oluşturmamız lazım. O zaman RNA transkriptinin oluşması. Sonra biz bu mesajcı reynayı değişikliğe uğratmamız gerekiyor arkadaşlar. Bazı kısımları çıkartılıyor. O intron dediğimiz kısımlar çıkartılıyor. Eksonlar birleştiriliyor. İkinci sırada bu. Sonra da mesajcı reynadaki kodlarla taşıyıcı reynalar arasındaki antikodonlar eşleşecek. Ve böylece protein sentezi gerçekleşecek. Amino asit eklemesi olacak. O zaman 2-1-3 şeklinde olur. C şıkkı olur. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. Diyor ki DNA'nın yapısı ve işlevi ile ilgili hangileri doğrudur? Polimer yapıdadır. Doğru nükleotitlerden oluşmuştur. Çok sayıda nükleotitin yan yana gelerek oluşturduğu polimer bir moleküldür DNA. Kendi replikasyonunu yönetebilir. Evet arkadaşlar kendi replikasyonunu yani kendi kendini eşleyebiliyor anlamında söylüyor bunu. Doğrudur ök hücrelerin bütün işlevleri doğrudan DNA tarafından yerine getirilir. Hayır, DNA yerine getirmez. DNA sadece ne yapar? Kontrol eder. Yani çekirdeğin içerisinde bulunan DNA kontrol ediyor arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 şeklinde olacak. 19. soru. Ökaryotik Hücrelerde transkripsiyondan sonra öncül mesajcı reynanın uçlarına 5 hüsva başlık ve polya kuyruğunun eklenmesi işlevlerinden hangilerinin gerçekleşmesine katkı sağlar. Yani diyor ki neden diyor bu katılıyor hani? Olgun mesajcı reynanın çekirdekten stoklazmaya çıkmasını kolaylaştırılması Evet arkadaşlar burada hani uzun bir zincir oluşturuluyor. Bu uzun zincir sayesinde ee, çekirdek zarında olan porlardan kolaylıkla çıkabiliyor. Ribozomların mesajcı reynanın 5 ucuna tutunmasına yardım edilmesi. Burada bir tanınma bölgesi vardır 5 ucunda. O poli A 5 başlık işte e eklenerek Ribozomlar işte oradaki 500 başlıkta bulunan DNA dizisinden tanıyorlar arkadaşlar RNA dizisinden. Dolayısıyla tutulmasına yardım ediyor. Mesajcı RNA'nın hidrolitik enzimler tarafından yıkımının engellenmesi. Şimdi sonuçta enzimler hücrenin içerisinde bulunuyor değil mi bu yıkan enzimler. Dolayısıyla mesajcı RNA direkt olarak eğer e, stoplazmaya geçerse ne olur? Oradaki enzimler mesajcı RNA'yı yıkar. Yani parçalar. Bunu engellemek için de işte bu 500 başlıkla poli A kuyruğu eklenir ve mesaj reyna'nın parçalanması engellenmiş olur. Taşıyıcı reyna'ların stoplazmada amino asitleri bağlamasına yardım edilmesi. Arkadaşlar mesaj reyna, taşıyıcı reyna bu konuda yardım etmez. Taşıyıcı reyna gider, antikodonlarına uygun mesaj reyna, pardon amino asitleri bağlar kendine ve getirir buradaki ribozoma bağlıyor arkadaşlar. Orada ucuca ekleme olayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla bununla bir ilgisi yoktur. Cevabımız denizli seçeneği olacak. 20. soru. Aşağıdaki mutasyon çeşitlerinden hangisi homolog olmayan kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimini ifade etmektedir? Şimdi ne demiştik? Karşılıklı translokasyon dediğimiz bir olay vardı. Karşılıklı translokasyon dediğimiz olay. Burada ne oluyordu? İki tane kromozom var. Bu kromozomların karşılıklı parçalarının değişmesi olayı karşılıklı translokasyon olarak geçer. Ya da resiprokal translokasyon diye. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı olur. Duplikasyon neydi arkadaşlar? Duplikasyon e, bir baz dizisinin tekrarlayarak tekrardan yanına yapışması. Yani şöyle düşünün. Mesela A, B, C, D, E şeklindeki bir dizide şöyle olur. A, B... A, B, C, D, E şeklinde gider. Bu şekilde bir baz dizisi iki kere tekrarlanıyorsa biz buna duplikasyon diyoruz. Nullisomi, nullisomi kromozomun sayısında meydana gelen bir mutasyon çeşididir. Kromozom sayısının eksik olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Yapı mutasyonu değildir bu. delesyon neydi? Parça kaybıydı. İnversiyon neydi? Parçanın ters dönüp tekrardan yerine yapışmasıydı insersiyon neydi? İnsersiyonda parça eklenmesiydi. Yani e, nükleotit eklenmesiydi. Gelelim diğer sorumuza. 21. soru. Birazcık uzun bir soru bu. T2 fajları eşerişe koli bakterilerini enfekte etme özelliğine sahiptir. Bu T2 faji dediği bir virüs. Radyoaktif kükürt ve radyoaktif fosfor ile işaretlenmiş T2 fajları ile aşağıdaki aşamaları verilen çalışmalar yapılmıştır. Çalışma yapılmış. Birinci çalışmada ne olmuş bakın. Radyoaktif olarak işaretlenmiş fazlar, fajlar bakterilerle karıştırılmış fajlar bakterileri enfekte etmiş. Kültür karıştırıcıda karıştırılarak bakteri dışında bulunan fajlar ve yapısal elemanları ayrılmış. Tamam burada boş protein kılıflar var arkadaşlar. Faj DNA'sı var. Diyor ki karışım santrifüj edilerek bakteriler test tüpünün tabanına çökentilmiş. Tamam çökelme meydana gelmiş. Çökelti ve sıvı karışımında radyoaktivite ölçülmüş. Yani buradaki çökeltide ve sıvı karışımda neler var onlara bakmışlar. Diyor ki çalışma kükürt ile işaretlenmiş fajlar ile yapıldığında radyoaktivite test tüpünün sıvı kısmında Fosfor ile işaretlenmiş fajlar ile yapıldığında ise test tüpünün çökelti kısmında görülmüştür. O zaman ne diyebiliriz bakın burada. Fosfor, fosfor nükleik asidin yapısına katıldığı için test tüpünün çökelti kısmında yani bakterilerin içerisinde rastlanıyor. Kükürt ise demek ki burada fajın protein kılıfının yapısına katılıyor ki üst kısımda rastlanıyor. Tamam bu yorumu yapıyoruz. Diyor ki çalışma kükürt ile işaretlenmiş. Ha tamam doğru aynı yeri tekrardan yazmışım buraya. Diyor ki bu çalışmaya göre hangilerine ulaşılabilir? Radyoaktif kükürt fajların protein yapısına katılmıştır. Zaten söyledik değil mi? Bu doğrudur. Radyoaktif fosfor fajların genetik materyalinin yapısına katılmıştır. Bunu da arkadaşlar değil mi? Söyledik. Genetik materyal dediğimiz nükleik asitlerin yapısına. Radyoaktif kükürt bakterilerin hücre duvarının yapısına katılmıştır. Eğer hücre duvarının yapısına katılmış olsaydı o zaman çökelti kısmında radyoaktif kükürt rastlanırdı. O yüzden bu olmaz. Radyoaktif kükürt bakteri DNA'sına radyoaktif fosfor ise faj proteinin yapısına katılmıştır. tam tersi olacak. Radyoaktif kükürt faj pro, e, fajın DNA'sına katılıyor arkadaşlar. Pardon proteinine. E, fosfor ise Yine Faj'ın DNA'sına katılmıştır. Yani burada tam tersini söylemesi gerekiyordu. Yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 aşık olacak. 2018 Fanoa BT'ye geçiyoruz. Diyor ki ökaryotik bir hücrede gerçekleşen protein sentezi ve bu sentezde görev alan hücresel elemanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Mesajcı RNA molekülü bir genden gelen genetik mesajı çekirdekten ribozomlara taşır. Ökaryotik hücre dediği için evet çekirdekten ribozomlara taşıyor mesajcı RNA. doğru. Bir mesajcı RNA üzerindeki metiyonin aminoasitini şifreleyen her kodon polipeptit sentezinin başlangıç yeri olarak iş görür. Yani şöyle düşünün. Mesela bir protein zinciri var burada polipeptit zinciri veya bir mesajcı DNA olduğu düşünün. Metiyonin neydi? AUG değil mi? AUG. Sadece başlangıç kısmında başlama kodunu olarak işlev görür. Eğer arada bir yerde daha AUG U, G görürse buraya arkadaşlar yeni bir metiyonin gelip bağlanıyor. Yani tekrardan yeni bir başlangıç olarak görülmüyor. Dolayısıyla ilk kez karşılaşmada başlangıç yeri olarak iş görüyor. Sonraki karşılaşmalarda sadece metiyonin aminastinin gelip bağlanması gerektiğini söylüyor. Burada her... E, her kodon diyor polipeptit sentezinin başlangıç yeri olarak iş görür. Yani demek istiyor ki burada da protein sentezi başlar, burada da başlar, ileride bir yerde varsa orada da başlar. Böyle bir durum yok. Sadece ilk karşılaşmada başlangıç görevi görüyor. Bursa şıkkı yanlıştır. Bir genden protein oluşumuna doğru bilgi akışı 3 nükleotitten oluşan kodonlar vasıtasıyla gerçekleşir. Doğru üçlü nükleotitler ne olarak isimlendiriliyordu? Kodon olarak genlerden bu kodonlar vasıtasıyla protein sentezi gerçekleşiyor. Bir amino asit birden çok kodon ile kodlanabilir. Söylemiştik arkadaşlar. Mesela diyelim ki C amino asiti bunu 5 tane kod kodlayabiliyordu. O yüzden doğrudur. Kalıp DNA'dan sentezlenen öncül mesajı RNA translasyondan önce işlenir. Bu da doğrudur. DNA'dan mesajcı RNA sentezlendikten sonra bu işleme olayı, bu poli A kuyruğunun takılması, işte 5 üstü başlığın takılması, intronların kesilip çıkarılması, bunların hepsi translasyondan önce gerçekleşiyor. Ee, kullanılacak olan mesajcı RNA ortaya çıkıyor ve ribozoma bağlanıyor. O yüzden doğrudur. Cevabımız Bursa seçeneği olur. 23. soru. DNA hasarının nükleotit kesip çıkarma yöntemiyle onarılmasında enzimlerinin görev alma sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi DNA hasarımız var. Bu DNA hasarının nükleotit kesip çıkarma işleviyle e, tamir edilmesi, onarılması gerekiyor. Hangisi diyor işlev görecek? Bakalım. Ne demiş? DNA polimeraz, DNA ligaz, nükleaz. Arkadaşlar. İlk önce bakın nükleotit kesip çıkarıyoruz ya. Bu nükleotidi kesen hangi enzimdir? Nükleotidi kesen nükleaz enzimidir. Çünkü nükleotidin yapısını bozarak oradan kesip çıkarıyor. O yüzden birinci sırada bu iş görür. Daha sonra devreye DNA polimeraz girer, yerine doğru nükleotidi eşler. Sonrasında arkadaşlar o arada bir kesme olayı oldu ya, kesti çıkardı ya oradan. O kesme olayının olduğu yeri birleştirmesi için DNA ligaz devreye girer. Yani 3-1-2 şeklinde olacak. Cevabımız denizli şıkkı olur. 24. sorumuz diyor ki ökaryotlarda gerçekleşen DNA replikasyonun işleyişiyle ilgili hangileri doğrudur? Yeni DNA sen zincirinin sentezi yalnızca 5'ü 3'ü yönünde gerçekleşir. Doğru arkadaşlar. Her zaman için 5'ü 3'ü yönünde unutmayın. O kaza ki parçalarının oluşumu kesintisiz olarak gerçekleşen DNA sentezinde görünür. Hayır bakın adı üstünde o kaza parçaları. Bunlar kesintili zincirde oluşan e, nükleotit dizileridir. Her birine o kaza parçası diyoruz. Bu yanlıştır. Kesintisiz değil. Kesintili zincirden oluşur bu. Hatalı baz eşleşmeleri DNA'lı gaz enzimi tarafından denetlenerek düzenlenir. Burada hatalı baz eşleşmelerini denetleyen DNA'lı gaz değil DNA polimerazdır. Dolayısıyla yanlıştır. Cevabımız A şıkkı olacak. 25. soru 2019 biyolojiye geçtik. İnsanın germ hücreleri dışındaki vücut hücrelerinde DNA replikasyonu gerçekleşirken kural olarak aşağıdakilerden hangisi işlev görmez? Gen hücresi dediği arkadaşlar embriyonik hücrelerdir. Diyor ki helikaz helikaz işlev görecek mi? Görecek. Neden? Çünkü DNA zincirleri arasındaki hidrojen bağlarını kıracak. O yüzden işlev görür. Tek zincire bağlanan proteinler. Burada tek zincire bağlanan proteinler hani yol açma işlevi görüyor gibi düşünün. Proteinler bağlanarak oradaki bölgelerin birleşmesini engelliyor. Yani tekrardan yeni hidrojen bağlarını kurulmasını engelliyor. Yani iki DNA zinciri şöyle açıldıysa Proteinler gelip şuralara bağlanıyor. Bu bölgelerin tekrardan hidrojen bağı oluşturmasını engelliyor. Eşleme gerçekleşene kadar o yüzden işlev görür. Primaz. Primaz enzimi RNA primerinin üretilmesini sağlar. O yüzden işlev görür. DNA polimeraz zaten nükleotit ekleme işlevini yapıyordu. Telomeraz işlev görmez. Neden işlev görmüyor arkadaşlar? Çünkü telomeraz enzimi e, ee, embriyonik dönemdeyken işlev gören bir enzimdir. Sonrasında e, DNA replikasyonu sırasında maalesef çalışmıyor. Zaten eğer aktif edilirse çalışılırsa hani telomer bölgesinin insanda yaşlanmaya sebep olduğu düşünülüyor. Eğer telomeraz enzimi aktif edilebilirse yaşlanma olayının azaltılabileceği düşünülüyor. Ama telomeraz enzimi sadece germ hücrelerinde aktiftir. Yani bu e, germ hücreleri dediğimizde hani embriyonik tabakalar oluşmadan önceki hücreler var ya bunlar germ hücreleri olarak isimlendiriliyor. Dolayısıyla onlar da telomeraz aktiftir. Çünkü o hücreler farklılaşacak o yüzden telomeraz enzim işlev görüyor DNA kısalması gerçekleşmesin diye. Ama yetişkin e, vücut hücrelerinde yine anne karnımızda annenin karnındayken bile hani o embriyonik dönem bittikten sonra fetüs aşamasına geldiğimizde artık telomeraz enzimi maalesef işlev görmemeye ya da çok az işlev görmeye başlıyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. 26. soru. Ökaryotlarda transkripsiyon sırasında işlev gören RNA polimerazın işlevi ile ilgili hangisi yanlıştır? RNA polimeraz ne yapıyordu? RNA nükleotitlerinin eklenmesini sağlıyordu. Bize hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım. DNA üzerindeki promotor bölgeye bağlanır. Evet promotor bölge e, RNA sentezinin başlayacağı bölgedir. Oraya bağlanarak RNA sentezini kontrol ediyor. Doğru. DNA zincirini çözerek ileriye doğru hareket eder. Yani şöyle düşünün. Normalde DNA replikasyonu sırasında zincir tamamen açılıyor. Ama DNA'dan RNA sentezi sırasında sadece ilgili bölge açılır arkadaşlar. Şöyle bir görüntü ortaya çıkar. Bakın ilgili bölge şu kısım. Bu kısma geliyor, bağlanıyor promotor. Buradaki zincirdeki hidrojen bağlarını kırarak çözerek ne yapıyor? İleriye doğru gidiyor ve mesajcı reyna veya taşıcı reyna, yani reyna sentezini e, gerçekleştiriyor. O yüzden doğrudur. Mesajcı reyna sentezlemek için kalıp DNA zincirini kullanarak reyna nükleotitlerini eşleştirir. Zaten temel görevi budur, reyna nükleotitlerini eklemek. Yeni nükleotitleri reyna'nın üç üssü ucuna ekler. Evet. 5 üstüden başlıyor. Bakın 5 üstüden başlıyor. 3 üstüne doğru gidiyor ve 3 üstü ucuna eklemiş oluyor. Tamam mı? O yüzden bu da doğrudur. Öncül mesajı RNA'da kodlama yapmayan bölgelerin kesilmesini sağlar. Arkadaşlar öncül mesajı RNA'da. Bakın mesajı reyna üretildi. Burada kodlama yapmayan bölgeler nerelerde? İntronlar. İntronları kesen bu enzim değildir. Restriksiyon enzimleridir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız Edirne şıkkı olur. 27. soru. insan genomunda yaklaşık 20 bin gen bulunmasına karşın hücrelerinde 75 bin, 100 bin civarında farklı protein sentezlenebilmektedir. İnsan hücrelerinin sentezlediği protein çeşidi sayısının gen sayısından 4-5 kat daha fazla olabilmesinin nedeni hangisidir diye sormuş bize. Okuyalım. Taşıyıcı reynaların antikodon bölgelerine bağlı olarak değişik amino asitleri ribozomlara taşıyabilme yeteneğinin olması. Şimdi taşıyıcı RNA antikodon bölgesine bağlı olarak taşıyor bunu, alıyor amino ama sonuçta oradaki mesajcı RNA'daki kodlara göre taşıyor. Yani bunun 3-4 katı olmasıyla bilgisi yoktur. Pseudogen bölgelerinin aktifleştirilmesi. Pseudogen aslında böyle yalancı gen gibi düşünebilirsiniz. Pseudogen arkadaşlar ee, aktifleştirilmez. Buralar işlev görmeyen gen bölgeleridir. Dolayısıyla bununla da ilgisi yoktur. Alternatif splice denilen olay ile farklı olgun mesajı RNA'ların oluşturulabilmesi. Peki bu alternatif splice dediğimiz nedir? Arkadaşlar elimizde bir mesajcı RNA var. Bu mesajcı RNA'nın yani bizim elimizde şöyle düşünün pire RNA dediğimiz öncül bir RNA var. Bu öncül mesajcı RNA'nın farklı bölgelerinin de kullanılmasına, buna bağlı olarak farklı e, mesajcı RNA'ların oluşturulmasına biz ne diyoruz? Alternatif splice diyoruz. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki şu arada intron bölgesi var ya. Bu intron bölgesini kesiyor, çıkarıyor, tamam mı? Sonra şurada bir zincir oluşuyor. Bu zincir diyelim ki A proteinini kodluyor. Sonra şurada bir intron bölgesi var. Burayı kesiyor, çıkarıyor. Buradaki de ne yapıyor? B proteinini üretiyor. Ne oluyor? Bakın farklı olgun mesajı RNA'ları oluşturmuş oluyor. O yüzden cevabımız ne olur? Bu olur. Böylece 20 hani e, gen bölgeleri 20 bin olmasına rağmen 20 bin tane yaklaşık gen olmasına rağmen 75 bin 100 bin civarında farklı protein sentezlenebiliyor. Bunun sayesinde cevabımız C şıkkı olur bir aminoasitin birden fazla kodon tarafından şifrelenebilmesi. Bu sadece protein çeşidine e, sebep olur arkadaşlar protein çeşitliliğine. Dolayısıyla burada 4-5 kat fazla olmasına sebep olmaz. Polipeptit sentezinin genellikle polizomlarda gerçekleşmesi. Polizom neydi? Aynı proteinden çok sayıda üretiyordu. Bununla da bilgisi yoktur. Cevabımız C şıkkı olur. 28. soru. DNA replikasyonu sırasında meydana gelen olaylarla ilgili hangisi doğrudur? Bakalım. Yeni sentezlenen zincirler 3 üssü 5 üssü yönünde uzar hayır yanlış. 5 üssü 3 üssü bu yanlıştır. DNA zincirlerini birbirinden ayırmada helikaz enzimi evet helikaz enzimi hidrojen bağlarını kırarak DNA zincirlerini birbirinden ayırıyor. Bu doğrudur. Prokaryotlar ve ökaryotlarda kullanılan nükleotit çeşitleri, çeşitleri farklılık gösterir yanlış. Hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda adenin, stozin, timin ve urasil bir de guanin nükleotitleri vardır. Bu tüm canlılarda ortaktır. Farklılık göstermez. DNA gaz enzimi yeni sentezlenen zincirin ucuna nükleotit eklemesi yapar. Hayır. DNA gaz ne yapıyordu? O kazaki parçalarını birleştiriyordu. O yüzden yanlıştır. Ökaryot hücrelerde DNA üzerinde tek bir replikasyon orijini vardır. Tek değil. Çok sayıda replikasyon orijini var. Prokaryotlarda tek bir replikasyon orijini vardır. Dolayısıyla Bursa şıkkı doğru cevabımız olur. Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde gerçekleşen protein sentezi süreci karşılaştırıldığında yukarıdakilerden hangilerinde farklılık görülür? Yine prokaryotları ve ökaryotları karşılaştıracağız. Sentezde kullanılan amino asitlerin yapısı. Arkadaşlar, amino asitlerin yapısı ister prokaryot olsun ister ökaryot olsun aynıdır. Doğada 20 çeşit amino asit vardır. Bu 20 çeşit amino asit tüm canlılarda aynıdır. Dolayısıyla bu farklılık göstermez. Polipeptit sentezinin gerçekleştiği ribozomların yapısı, evet, prokaryotlarda 70 s büyüklüğünde, ökaryotlarda 80 s büyüklüğünde yapı olarak birbirinden farklıdır. Mesajcı RNA'ların üzerindeki ribozoma bağlanma bölgeleri, arkadaşlar, e, hani hatırlarsanız. Ökaryotlarda işte 5 üssü başlık ekleniyordu. Poli A kuyruğu ekleniyorlardı. Ama prokaryotlarda herhangi bir değişiklik olmadan direkt gidip bağlanıyordu. Dolayısıyla bu da farklılık göstermiş oluyor. O yüzden 2 ve 3 şeklinde olur. Cevabımız D şıkkı. 30. soru. Ökaryotik bir hücrede DNA replikasyonunda işlev gören bazı enzimler ve proteinlerin işlevleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. DNA helikaz DNA ikili sarmalını çözer evet hidrojen bağlarını kırıyor. Tek zincire bağlanan proteinler çözülmüş olan DNA zincirlerine bağlanarak onların yeniden ikili sarmal oluşturmalarını engeller. Hatırlarsanız az önce anlatmıştım. Doğru. DNA polimeraz nükleotitleri primerin 5 üssü ucuna ekler demiş. Arkadaşlar burada 5 üssü ucu değil. 3 üssü ucuna ekliyor. Bakın 5 üssü ucundan başlıyor. Hani şurası 3 üstü ucu oluyor ya. DNA polimeraz şurada. Ne yapıyor? Sürekli 3 üst ucuna ekleme yaparak gidiyor. Tamam mı? 5 üst ucuna ekleme yapmıyor. DNA ligaz 2 okazaki fragmentinin birbirine bağlanmasını katalizler. Yani birbirine bağlanmasını sağlar. Doğru. Primaz kalıp zincire bağlanır ve bir RNA primeri sentezler. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi primer sentez diyor. Doğru. C şıkkı olacak cevabımız. 31. soru Wobble hipotezini sormuş bize. Wobble hipotezi neydi? Bir aminoasidin birden fazla kodonla sentezlenmesiydi. Tamam mı? Wobble hipotezi budur arkadaşlar. Diyor ki ifadelerinden hangilerini açıklamaktadır? Bazı kodonların son bazı değiştirildiğinde kodonun şifrelediği aminoasit değişmemektedir. Bu arkadaşlar Wobble hipotezine karşılık gelir. Yani şöyle düşünün. E, diyelim ki A A G şeklinde bir kod A, A G şeklinde bir kodonumuz var. Ben bunun son harfini değiştiriyorum. Son nükleotidini. A A U şeklinde oluyor. Bu şekilde olduğu zaman aynı tekrardan A amino ikisi de kodluyorsa biz bu hipoteze wobble hipotezi diyoruz. Bu doğrudur. Ayrıca az önce söylediğim şeyi de tamam mı etkiler? Bazı kodonlar amino asit şifrelemediğinden dur kodon olarak işlev görür. Tamam doğru ama abobul hipotezini e, karşılamıyor bu. Bir canlı türünde bulunan bir kodon hücrede birden fazla amino asit şifreleyebilir. Bakın birden fazla amino asit şifrelediği son zamanlarda çıkmış bir kodon. Birden fazla amino asit şifreleyebiliyor. Ama abobul hipotezi bunu açıklamıyordu. Neyi açıklıyordu? Birden fazla kodonun tek bir amino asit şifrelemesini açıklıyordu. Ayrıca son nükleotidin değişmesiyle yeni e, aynı amino şifreleyebiliyorlardı. Bunu da açıklıyor. Dolayısıyla A olacak cevabımız. 32. soru. Aşağıdakilerden hangisi bir bakteri hücresinde aynı genin eş zamanlı olarak transkripsiyon ve translasyon işlemlerinden geçebilmesine olanak verir? Bir bakteri hücresinde aynı gen. Şimdi arkadaşlar, bir bakteri hücresinde DNA da sitoplazmada bulunuyor. Ribozom da sitoplazmada bulunuyor. Dolayısıyla bu ikisinin aynı yerde bulunması, yani çekirdek zarı dediğimiz bir yerin bulunmaması ne olacak? Geçişi kolaylaştırır ve direkt gidip bağlanabiliyor eş zamanlı olarak. Mesela buradan DNA'dan RNA'dan RNA oluşturulurken mesajcı RNA ucu oluştururken aynı anda bu uç gidip ribozoma direkt bağlanabiliyor. Tamam mı? Bu olay ikisinin de aynı yerde bulunmasından kaynaklanıyor. Diyor ki bu iki olayın gerçekleştiği yerin birbirinden ayıran çekirdek zarfının bulunmaması yani aynı yerde bulunması. Zaten direkt cevabımız budur. Translasyon sırasında poliribozom oluşturabilmeleri. Poliribozom çok sayıda ribozomun yan yana gelmesiydi. Bununla bilgisi yoktur. Kromozomların yapısında histon bulunmaması. E, histon bulunmaz ama o sadece mesajı renal sentezini kolaylaştırır. Hani direkt gidip ribozoma bağlanmasıyla bilgisi yoktur. Kromozomunda sadece bir tane replikasyon orijininin bulunması. O da yine mesajı rena sentezini kolaylaştırıyor. Hani gidip direkt ribozoma bağlamasını sağlam, sağlamıyor. Tek tip RNA polimeraza sahip olmaları. Bu da arkadaşlar dediğim gibi mesajcı RNA ve diğer RNA'ların üretilmesini kolaylaştırıyor. Bu dediğimiz olayla ilgisi yoktur. Cevabımız aşık şeklinde olur. 33. soru diyor ki ökaryotik bir hücrede gerçekleşen polipeptit sentezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. transkripsiyonda RNA polimeraz görev alır. Transkripsiyon neydi? DNA'dan RNA senteziydi. Doğru. RNA polimeraz görev alıyor. Sentez süresince görev alacak taşıyıcı RNA'ların aktifleştirilmesi için ATP harcanır. Mecburen aktif hale getirmesi için ATP harcanacak. Mesajcı RNA üzerindeki üçlü kodonlara karşılık gelen antikodonlara sahip taşıyıcı RNA'lar uygun aminasitleri ribozoma taşır. Evet zaten görevi budur taşıyıcı RNA'ların doğru. Polipeptit sentezinde işlev gören taşıyıcı RNA çeşidi kodon çeşidi sayısına eşittir demiş. Arkadaşlar eee... Burada taşıyıcı RNA'nın çeşidinin sayısı kodon çeşidinin sayısına eşittir demiş. Kodon çeşidinin sayısına eşit olmaz. Neden? Çünkü durdurucu kodonlar var. 3 tane durdurucu kodon vardı hatırlayın. Bunlar aminaside karşılık gelmiyordu. O yüzden taşıyıcı RNA'nın çeşidinin sayısı kodon çeşidinden daha azdır. Hatta 64 çeşit kodon bulunurken kodon 61 çeşit taşıyıcı RNA vardır. Çünkü 61 tane e, kodon, aminoasit karşılık geliyor. Geriye kalan bu 3 tane kodon, durdurucu kodonlardır ve taşıcı RNA'lar aminoasiti buna bağlamazlar. Çünkü aminoasit şifrelemiyor. Bu yanlıştır. Transkripsiyonla sentezlenen mesajcı RNA, genlerdeki bilgiyi çekirdekten stoplazmaya aktarıyor. Evet, böylece protein sentezini gerçekleştiriyor. 34. sorumuz. Genetik şifrede bir amino birden fazla kodon ile şifrelenmesinin canlıya sağladığı yarar hangisi olabilir? Diyor ki protein çeşitliliğini artırır. Bakalım okuyalım hepsini en mantıklı hangisi geliyor? Polipeptit sentezleme hızını artırır. DNA replikasyonuna katılan enzimlerin bağlanma etkinliğini artırır. DNA'da ortaya çıkan bazı mutasyonların etkisinin fenotipe yansımasını önler translasyonda daha az sayıda münasit kullanılmasını sağlar. Şimdi arkadaşlar birden fazla kodun mesela az önce söyledik wobble hipotezi mesela AAU vardı değil mi? Bir de ben bunu neye dönüştürmüştüm? AAG'ye dönüştürmüştüm. Şimdi ikisi de aynı aminasidi şifreliyorsa A aminoasitlerini şifreliyorsa bu ne için katkı sağlamış oluyor? Mutasyonların etkisinin fenotipe yansımasını önlemiş oluyor. Yani bizlere sağladığı yarar budur. 35. soru. Ökaryotik bir hücrede DNA'daki ifade edilecek ilgili genden başlayarak polipeptit sentezi aşamasına kadar gerçekleşen mesajcı RNA ile ilgili olaylardan hangisi en son gerçekleşir? Bakalım. Öncül mesajcı RNA'nın üç üstü ucuna poli-A kuyruğunun eklenmesi, splicingom etkinliği ile intronların kesilip çıkarılması, Öncü mesajcı RNA'nın 5 ucuna 5 üssü eklenmesi, ribozomun küçük alt biriminin mesajcı RNA'ya bağlanması, ekzonların birleştirilmesi. Şimdi ilk önce 5 üssü başlık eklenir. Birinci sırada bu. Daha sonra poli A kuyruğu eklenir arkadaşlar. İkinci sırada bu gerçekleşir. Sonra aradaki fazlalıklar kesilip çıkarılacak. Yani intronlar kesilip çıkarılacak. Üçüncü sırada bu. Sonra geriye kalan o ekson dediğimiz bölgeler birleştirilir. Dördüncü sırada bu. En sonda hazır olan mesaj reyna gidip ribozomun küçük alt birimine bağlanır. Yani en son sırada denizli seçeneği olur. Gelelim diğer sorumuza. Diğer soruda ne diyor? Diyor ki Urasil ve timin bazları içermeyen nükleik asit zinciri üzerinde çalışan bir bilim insanı bu polimerin DNA'ya mı yoksa RNA'ya mı ait olduğunu anlamak istemektedir. Buna göre diyor işlemlerinden hangileri bu bilim insanına kesin sonucu ulaştırır. Arkadaşlar urasil ve timin bazı içermiyorsa DNA ve RNA'da farklı olan başka ne vardı? 5 karbonlu şeker vardı değil mi? 5 karbonlu şeker. DNA'da deoksiriboz şeker varken RNA'da riboz şeker vardı. Sadece bu gönderir. Bakalım diyor ki tek zincirdeki nükleotitleri birbirine bağlayan bağları belirlemesi nükleotitleri birbirine bağlayan bağlar her ikisinde de aynıdır. Fosfodiester bağlarıdır. Dolayısıyla bu cevaba cevabı götürmez. Dolayısıyla bu olmaz. Yapısındaki 5 karbonlu şekeri tanımlaması. Evet bakın şeker ne yapıyordu? Cevabı götürüyordu. Olur. Tek zincirdeki pirin bazlarının primidin bazlarının sayısına oranını hesaplaması. Bu da götürmez arkadaşlar. Şimdi pülin bazlarıyla primidin bazları farklı oranlarda çıkabilir tek zincirde. Dolayısıyla bu da götürmez. Cevabımız ne olur? Yalnız ki bursa şıkkı olur. 37. soru DNA'daki polinükleotit zincirlerinin oluş, oluşturduğu çift sarmalın dayanıklılığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Şimdi çift sarmalın dayanıklılığından bahsedelim bahsediyor bize. Bu çift sarmalı bir arada tutan neydi? Hidrojen bağları. Peki hidrojen bağları neye bağlı olarak daha fazla olur? Neye bağlı olarak? E, ee, guanin ve sitozin sayısına bağlı olarak daha fazla olur. Bakalım diyor ki DNA zincirinde bulunan şeker fosfat omurgasındaki fosfodester bağlarının sayısına fosfodester bağı değildi. Hidrojen bağlarına bakacaktık. DNA'nın yapısında şeker olarak deoksiribozun bulunması değil. DNA'nın iki zinciri arasında yer alan hidrojen bağlarının sayısına bakın. Hidrojen bağları dayanıklılığını sağlar. Özellikle guanin ve stozin fazlaysa daha dayanıklıdır o DNA. Cevabımız C şıkkı oldu. DNA'nın yapısında bulunan baz ve şeker arasında glikozit bağlarının sayısı ilgisi yoktur. Yok. Nükleotit sayısının fazla olması Sence ilgisi benzi. yoktur. Arada böyle çoluk çocuk sesleri gelebilir arkadaşlar. Diyor ki 38. soru protein sentezi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bütün canlılarda protein sentezinin gerçekleştiği ribozomlar aynı büyüklüktedir demiş. Bu yanlış olur. Neden? Çünkü prokaryotlarda ribozom Ribozom 70S büyüklüğündedir arkadaşlar prokaryotlarda. Ökaryotlarda ise 80S büyüklüğündedir. O yüzden ribozomlar aynı büyüklüktedir demesi yanlış olur. Translasyonun uzama evresinde büyüyen polipeptit zincirine aynı anda birden fazla amino asit eklenir demiş. Şimdi bu da yanlış olacak. Neden biliyor musunuz? Şimdi ribozomun büyük ve küçük alt birimleri vardı değil mi? Bunlar yan yana geliyorlar. İşte mesaj reyna bağlandıktan sonra üst üste geliyorlar ve sentez başlıyor. Başlama kodunu geldiği anda. Burada 3 tane bölge vardı değil mi? 3 bölgemiz vardı. Bunlar neydi? A bölgesi. P bölgesi ve E bölgesiydi. A bölgesinden T açıl RNA geliyordu. amino T geliyordu. Daha sonra burada bir aminoasit bağlıydı. P bölgesinde gelip bu aminoasiti zincire, şurada uzamakta olan bir zincirimiz var. Bu zincire bağlıyor. Eksit bölgesi yani E bölgesinden de ne yapıyor? amino T çıkıyordu. Dolayısıyla aynı anda birden fazla aminoasit ekleyemez. Birer birer ekleme yaparak geçiş sağlanıyor. O yüzden bu yanlıştır. Diyor ki transkripsiyonun hücrede gerçekleştiği yer prokaryotlar ve ökaryotlar arasında farklılık gösterir. Transkripsiyon neydi? DNA'dan RNA sentezi. DNA'dan RNA sentezi nerede gerçekleşir? DNA neredeyse orada olur. Prokaryotlarda DNA nerede bulunuyor arkadaşlar? Prokaryotlarda ee, stoplazmada bulunuyor DNA. Bu yüzden de stoplazmada gerçekleşiyor. Ökaryotlarda ise e, ee, çekirdeğin içerisinde DNA bulunduğu için transkripsiyon çekirdekte gerçekleşir. O yüzden farklılık gösterir dediği için doğru olur. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Geçelim 39. soruya. Son iki sorumuz kaldı. 2022 biyolojide çıktı. Canlılardaki genetik kod ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Genetik kod hemen hemen evrenseldir demiş. Arkadaşlar doğrudur bu. Genetik kod hemen hemen evrenseldir. Yani burada genetik kod derken hani bu 64 çeşit kod var diyoruz ya bu koddan bahsediyor. Evet hemen hemen evrenseldir diyoruz. İlla ki istisnaları vardır. Burada kesinlik bir şey söyleyemeyiz zaten. Hani biyoloji için şöyle diyoruz biz aslında istisnalar bilimi diye mutlaka bir istisnası çıkıyor. Bir amino asit birden fazla kodon tarafından şifrelenebilir. Daha önce de söylemiştik bunu. Mesela AA G kodonu K amino kodlarken A A U kodunda K amino kodlayabilir arkadaşlar doğrudur bir canlı türündeki bir kodon kural olarak aynı amino asidi şifreler burada arkadaşlar yine bu da doğru olacak nasıl doğru olur şimdi bir kodon Genellikle bakın genellikle diyoruz kesinlik demiyoruz çünkü istisnaları var genellikle aynı amino asit şifreler bazı canlılarda e, bir kodonun farklı amino asit şifrelediği de görülmüştür ama burada hani kural olarak bizim bildiğimiz bir kuraldır bu bir kodon bir amino asit şifreliyor arkadaşlar e, dolayısıyla burada e, hani bunu genel olarak dediğini varsayarak ne yapıyoruz doğru kabul ediyoruz. Genetik kod bir polipeptide oluşturmak için sırasıyla hangi amino asitlerin kullanacağını belirler. Şimdi genetik kod ne oluyor? Genetik kod DNA'mızda bulunan şifreler. Mesela A, T, G, işte e, A, S ve işte A şeklinde gitsin, adenin şeklinde gitsin. Şuradaki şifre, üçlü olan şifreler her biri hangi amino geleceğini belirliyor mu? Belirliyor. Sırasıyla hangi amino asitlerin kullanacağını belirliyor. Bir canlıda bulunan farklı kodon sayısı kadar farklı taşıyıcı RNA bulunmak zorundadır. Şimdi bakın, farklı kodon sayısı derken bizim kaç çeşit kodonumuz vardı? 64 çeşit. Bu 64 çeşit kodondan 3 tanesi durdurucu kodondu. Geriye kalan 61 tanesi de amino asidi şifreleyen, şifre veren kodondu. Arkadaşlar, taşıyıcı RNA kodon sayısı kadar olsaydı 64 çeşit taşıyıcı RNA olmak zorundaydı. Ama Burada 3 tane durdurucu kodon amino asidi şifrelemediği için kaç çeşit taşıyıcı RNA vardır? 61 çeşit taşıyıcı RNA vardır. Dolayısıyla farklı kodon sayısı kadar farklı taşıyıcı RNA olmak zorunda değildir. Daha az bulunur taşıyıcı RNA çeşidi. Gelelim son sorumuza artık. DNA'nın yapısıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Diyor ki birbirine anti paralel uzanan iki zincire sahiptir. Doğru değil mi? Biri 5 üssü 3 üssü yönünde, diğeri de tam tersi 3 üssü 5 üssü yönünde uzanmıştır. Doğrudur. Monomerleri pirin ve pirimidin olarak bilinen organik bazlardır demiş. Arkadaşlar bunların monomerleri organik bazlar değil. Organik baz şeker ve fosforik asidin bir araya gelerek oluşturduğu nükleotitlerdir. Bakın şöyle bir azotlu organik bazımız var. Bu azotlu organik baza 5 karbonlu şeker bağlanıyor. DNA dediği için hangi şeker bağlanır? Deoksiriboz şeker. Buna da arkadaşlar ne bağlanıyor gelip? Fosforik asit bağlanıyor ve nükleotidi oluşturuyor. Şu yapımız nükleotit. Bu nükleotit DNA'nın yapısal Monomerleridir. Yani burada monomerler pürin ve pirimidin bazları değildir. Biz bazları kendi içerisindeki ayırıyoruz. Pürin bazları ve pirimidin bazları. Pürin bazları adenin ve guanindir. Pirimidin bazları da geriye kalanlar timin, sitozin ve urasildir. Dolayısıyla burada pürin ve pirimidin olarak bilinen organik bazlar demesi yanlış olur. Monomerinin içinde bu bazlar var ama direkt baz e, monomerini oluşturmuyor. Bu yanlış. Karşılıklı yer alan organik bazları arasında hidrojen bağları oluşur. Yani şurada şöyle demek istiyorum. Mesela bu tarafta da bir baz gelsin. Mesela burada adenin bazı bulunsun. Burada ne bulunacak? Timin bazı. Karşılıklı bazlar arasında hangi bağlar kuruluyor? Hidrojen bağları dolayısıyla doğrudur. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 C şıkkı olacak arkadaşlar. Evet böylece bakın ne yaptık? Çözmüş olduk. Bütün protein sentezi ve replikasyonla ilgili sorularımızı sonraki videoda evrime geçeceğiz yanlış hatırlamıyorsam. Evrim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.